Günaydın. Günaydın. Buyurun. Günaydın. Oo. Günaydın. Amcacığım, bu ne şıklık? Olmuş mu? Şahane olmuş. Bu oldu mu peki? Ya Beşir, mahsus mu yapıyorsun? Yamuk oldu. Tamam, düzeltiyorum. Ne oluyor ya? Nihal Hanım'ın portresi duvara asılıyor. Aa, niye kalktın babacığım? Töreni kaçırmayayım dedim. Sabahın körü de göstermek için dikti beni daha ya. Gördünüz mü matmazel? Çok güzel. Babam dün gece hiç uyumamış, sabaha kadar uğraşıp bitirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Öyle mi? Elinize sağlık. Ay Beşir, dur. Ya yeri güzel mi? Baş köşeye yerleşmişsin işte. Daha ne istiyorsun? Kıskandın mı? Tabii kıskanırım. Bizim büstümüzü yapan olmadı şimdiye kadar. Şansına küs. Tamamsa gidiyorum. Buyursunlar. Deniz Hanım, birazdan hep beraber çiftliğe gidelim diyorum. Ne dersiniz? Beni affedin lütfen, ben gelmeyeyim. Ya olmaz. Hep beraber. Behlül de geliyor değil mi Behlül? Ablamın çok hoşuna gider. Hem bütün bir aile bir arada oluruz. Hem Bülent'i de alırız. İyi de... Ya oyun bozanlık etmeyin lütfen matmazel. Bütün aile diyor babam, bakın. Giderken Bihter'i de alacağız. Halamla tanışmadılar daha değil mi? Gerçekten çok hoş bir gün olacak. Tamam, o zaman iki araba gidelim. Ben de diğer arabayı alayım. Tamam, hadi hazırlanın. Adnan Bey, lütfen ben gelmeyeyim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum da. Öyle mi? Hay Allah. Acaba gece ayazında bahçede mi kaldınız matmazel? Yoksa günü bizimle geçirmemek için numara mı yapıyorsunuz? Ne münasebet. Ben sadece... Siz sadece gelirseniz biz mutlu oluruz. Kendini iyi hissetmiyorsa ısrar etme Behlül. Matmazel, beni kırmayın lütfen. Behlül'le bütün gün keyfi bir düşünün. Peki. Voilà. Cazibeme hiçbir kadın karşı koyamıyor, görüyorsunuz. Ya, ne demezsin. Hadi hazırlanın, hadi çıkalım bir an önce. Dün gece geldiğini duymadım. Sessiz sedasız geldim. Ya, ya yapma, uğraşma benimle. Ya hayatım, elimde değil. Canım. Günaydın. Günaydın. Dışarı mı çıkıyorsun? Evet, Adnan gelecek birazdan. Ablasının çiftliğine gideceğiz, Arsen Hanım'la tanışmaya. Yoldayız Arsen Hanımcığım. Bihter'i alıp geliyoruz. Tamam. Yanındayız birazdan. Tamam sultanım. Görüşmek üzere. Cümbür cemaat geliyoruz diye nasıl diyorsunuz siz? Heyecan yapmış. Ben öyle konuşmuyorum bir kere. Behlül'ün lafı o. Bülent'i de alıştırıyor öyle lafları. Dün gece Nihal'in geldiğini görmediniz mi? Hayır, yürüyüşteydim herhalde. Bihter'in burada olduğunu da bilmiyorsunuz o zaman. Öyle mi? Bilmiyorum. Nihal babasına sürpriz yapmak istedi galiba ama ona sürpriz oldu. Amcamla Bihter'i bahçede baş başa gördüyse... Laf aramızda, Nihal Bihter'i çok kıskanıyor. Belki hissetmişsinizdir. Bence sizin desteğinize daha çok ihtiyacı var şu günlerde. Dün gece resmen kriz geçiriyordu az kalsın. Ağladı, çocuk gibi odaya kapandı falan. Zavallı amcam, çocuk pışpışlar gibi pışpışlıyor Nihal'i. Bence Nihal'in hırçınlığı geçici.
Büyük bir değişim yaşıyor, haklı. Ama halledecek. Tabii sizin yardımınızla. Başka bir şey ister misiniz? Hayır. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Efendim? Kim? Evet, dinliyorum Faruk Bey. Nereden duydunuz? Telefonumu nereden buldunuz? Benim özel numaram sizin elinize nasıl geçti? Hayır, bu konuda konuşmak istemiyorum. Hayır, lütfen. Magazin malzemesi olmak istemiyorum. Yok. İznim yok, lütfen. İyi günler. Sen haber verdin değil mi? Magazincileri sen arayıp Adnan'la evleneceğimizi söyledin. Ne diyorsun sen? Hiç işim yok da bunlarla mı uğraşacağım? Direkt yaş farkına yok bilmem neden giriyor adam. Bakıyorum kompleks yapmaya çok erken başladın. Böyle konuşsunlar istiyorsun değil mi? Bunlarla yıpranacağımızı sanıyorsun. Artık sizinle hiç uğraşmadığımı biliyorsun Bihter. Adnan Bey'le evlenmen benim de işime geliyor. Adnan'dan faydalanamayacaksın. Bihter Hanım, Adnan Beyler geldi. Bihter Hanım piyano çalıyor mu? Evet. Senin kadar değil ama. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nihal'cim, bu ne güzellik. Gün geçtikçe daha da hoş bir hanım oluyorsun. Teşekkür ederim. Ben hazırım, çıkalım mı? Tabii, arabalar önde. Hadi. Arsen Hanım'la düğünden önce bir ara ben de tanışmak isterim. Memnuniyetle. Gerçi uzaktan bir merhabamız var ama öyle uzun bir sohbetimiz olmadı. Şehre çok sık inmiyor değil mi? Hayır, çiftlikte keyfi yerinde. Ne güzel. Hadi bekletmeyelim. Siz de bizimle gelin isterseniz. Sahi ya. Aferin Nihal. Siz de gelin lütfen. Geç kaldık. Annem arkadaşlarına söz verdi bugün. Ararım, özür dilerim canım. Madem aile bir arada olacağız, bu daha önemli. Hemen çantamı alıp geliyorum. Siz çıkın isterseniz. İyi oldu değil mi? Çok iyi oldu. Size çok teşekkür etmem gerekiyor Bihter. Adnan Bey buranın yolunu unutuyordu neredeyse. Sayenizde hatırladı umuyorum. Abartmayın efendim. Şikayet etmesi gereken biziz aslında. Değil mi çocuklar? Halanız en son ne zaman bizim eve geldi? Amerikalı ünlü şef konser için geldiğinde ben hatırlıyorum. Hayır hayır. Tiyatro festivalinde geldi en son. Veya sinema günleri miydi? Ablacığım sanatla kendini beslemek istediğinde lütfen bize de uğruyor. Sık sık da bir etkinlik oluyor çok şükür. Çocuklarımla gidip izliyoruz. Matmazel de bize eşlik ediyor. Bundan sonra ben de çok memnun oluruz. Adnancığım da bu vesileyle bizimle olur, seviniriz. Müzik